bizim zihinden ötede güvenebileceğimiz iç mekanizmalarımız var. Ve akşam geldiğinde ya aşırı yorgun ya da aşırı asabi olma durumu. Aşırı kadınlık, aşırı dişil tarafımız ortada olduğu zaman, çünkü biz yalnızca kabul etmek istediğimizi taşıyoruz. Eril enerjinin çok yüksek olduğunda ya da dişil enerjinin çok yüksek olduğunda ne gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyor musun? Farkında mısın? Eril enerjimiz yüksek olduğu zaman, eril nedir? İşte erkek enerjisi, görevlerimiz için kendimizi feda etmeye başlarız. Aşırı çalışmak. Bunun çok güzel örnekleri de bu erkek hegemonyasının olduğu dünyada topuklarını giyip döpiyes kıyafetiyle banka koridorlarında giden çok eril kadınlardan bahsediyorum. Bu bir örnekti tabii ki, her sektörde bunlar var. Kendini eril tarafıyla ispat etmek isteyen kadınlar bunlar. Yalnızca zihnine güvenen kadınlar. Halbuki bizim zihinden ötede güvenebileceğimiz iç mekanizmalarımız var. Bunlardan biri kalp sesi, diğeri de kadınlarda çok kuvvetli olan içsel sezgimiz. Bazı şeylerin doğru gitmediğini, bir şeylerin yamuk olduğunu bize gösteriyor bunlar. Ama biz her şeyin zihinsel ve bilimsel ve ispatlanır şekilde olmasını istediğimiz zaman bütünden kopuyoruz. Diğer bir özelliğimiz, uzun saatler boyu çalışıp hem kendi enerjimizi bitirmek ve akşam geldiğinde ya aşırı yorgun ya da aşırı asabi olma durumu. Bunların hepsi çok eril karakterler. Aşırı kadınlık, aşırı dişil tarafımız ortada olduğu zaman kendimize güvenmemek, korkmak, hep birine muhtaç olmak, işte benim için bunu yapar mısın, işte bana bunu alır mısın, ben yapamıyorum gibi bir kurban rolüne girmek ya da kendi hikayemizde takılı kalmak. Hikaye sonuçta yaşandığı yerdeki realiteyle bugün taşıdığımız bilgi, şöyle hatırladığımız arasında inanılmaz büyük bir fark olduğunu göstermiş bilim adamları. Çünkü biz yalnızca kabul etmek istediğimizi taşıyoruz. Yani hikayemiz ne olursa olsun %100 doğru olmadığını tespit ediyoruz. Demek ki bu hikayeye takılı kalarak kanatlarımızı kendimiz koparıyoruz. Organizasyon yeteneğimiz azalıyor. Daha dağınık oluyoruz. Daha çabuk endişeleniyoruz ve korkuyoruz. Dişil enerjimiz aşırı olduğunda. Karar verme mekanizmasını iyi kullanamıyoruz. Ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğimiz karışık oluyor. Kendimizi kabiliyetsiz ve yetersiz hissediyoruz. Bunu yaptığımız anda zaten otomatikman muhtaç durumuna düşüyoruz. Ve çoğu kadının da bu tarafta olan duyuları çok yüksek. Peki ne yapacağız? Bunun farkı, birinci adım bunun farkında olmamız. Bende bunlar var mı? Var. Tamam, bu bir. Bunu fark ettik. Ondan sonra bunu değiştirmek için muhakkak çevrenizde sizin dilinizi konuşan insanlarla eril ve dişil enerjilerin özellikleri üzerine konuşmalar yapmamız lazım. İlla bir terapiste gitmemiz, hemen bir workshop'a gitmemize gerek yok. Önce bir fark edip bunu söze koymak. Ya evet, ben muhtaç hissediyorum kendimi. Ben bu işi yapamadığımı düşünüyorum gibi. Birbirimizle bunu paylaşarak bir yere varmalıyız. Ondan sonra da tabii ki üstüne bir sürü kitabımız var. Kitaplar okunabilir ve güzel çalışmalarda bunun üzerine gitmek şart.
Ama ilk etapta fark etmek ve değişmeye karar vermek. Hmm.